Hiç şüphe yok. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz ne yapmıştık? Afaki delillerden huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a ayetini okuyorduk. Orada dedi ki hem burada cemî'an kelimesi hem sümme kelimesi hem de seb'a yani yedi kelimesi, yedi kat sema diyor. Bu kelimelerle alakalı üç meseleyi konuşacağız dedi. Birinci ve ikinci meseleyi konuştuk. Şimdi üçüncü mesele. Bu mesele çok tartışılan bir mesele. Yedi semavat ne demek? Hatta bu konuda bir İngiliz bilim adamı Kur'an'a dil uzatmış. Bediüzzaman Hazretleri o zaman bunu daha geniş bir şekilde bir lahika halinde neşretmiş. Lahika? Lahika demek yani ek bir kitap ama yani ek bir makale diyebiliriz. Önemli bu. El meseletü salisetü. Üçüncü mesele fi seb'a. Seb'a semavat diyor ya. Yedi gök. Bu yedi hakkında. İ'lem. İyi bilesin. Ennel hikmetel atikate. Eski hikmet. Eski hikmet derken bulamadın mı üçüncü meseleyi? Niye sen bunlara küçük küçük işaret bırakmıyorsun? Nerede olduğuna dair. Salise ennehu da ne mi? El meseletü salisetü. Salise değil. Ver kardeşim ver. Burada mı? E tamam işte bu. Allah Allah. Allah sana uzun ömür versin. Şimdi eski hikmet diyor. İ'lem ennel hikmetel atikati. Eski hikmet dediği eski filozofların söyledikleri. İbn Sina vesaire de buna dahil. Ama yeni hikmet deyince günümüz müsbet ilimlerinin söyledikleri. Astronomi, coğrafya, fizik, kimya vesaire. Bunu iyi bilelim. Ennel hikmetel atikate, eski hikmet, kâiletün şöyle diyor. Bienne semavati tis'atün, gökler yedidir. Ve tasavvaraha, bu yedi göğü tasavvur etmiş eski hikmet. Tis'a? Hı? Tasavvur etmiş. Tis'a dokuz değil mi? Tis'a dokuz ya, olan keçeli ya. Üf. Ben iyice kafayı oynattım herhalde. Kusura bakma, düzelt onları. وَتَصَوَّرَهَا اَهْلُهَا Yani eski hikmetin ehli olan insanlar bunu tasavvur etmiş dokuz semavatı. Bir suretin acibetin, gırh sual diye bir kitap var. Gırh tane soru cevabı. Orada bunları bir anlatıyor, bir anlatıyor. 500 sene buzdağını geçiyorsun. 500 sene ormanlık araziyi geçiyorsun birinci semaya. Böyle hayali şeyler. Eski hikmette bunlar da var. Yani İslam alemine de geçmiş yani maalesef. Acip şekilde tasavvur dedikleri bu. Üstad tabi. وَاسْتَوْلَا فِكْرُهُمْ عَلَى نَوْعِ الْبَشَرِ فِي عَصَارٍ Asırlarca bu eski hikmet sahiplerinin fikirleri insanlığa hakim olmuş. Yani istila etmiş her tarafı. Bize bile işte. Ben çok okudum o 40 sual kitabını. Gülmek için al oku. Doğrular da var ama çoğu yanlış. Eski hikmetten bahisler. Kaftanı anlatıyor. Hattittarra kesirun minel müfessirin. Bak. Hatta çoğu müfessirler mecbur kalmışlar. İlâ imâleti zavahiril âyâti ilâ mezhebihim. Ayetlerin zahiri manalarını eski hikmetin görüşüne göre meylettirmeye çalışmışlar. Ona göre yorumlamışlar. Hatalı yani bu. Var mı bu konuda? Var. Ben biliyorum. وَاَمَّا الْحِكْمَةُ الْجَد۪يدَةُ Yeni hikmete gelince fekailetün şöyle diyor. بِاَنَّ النُّجُومَ Yıldızlar مُعَلَّقَةٌ فِي الْفَضَاءِ وَالْخُلُوْوِ Yani fezada ve hava boşluğunda asılıdırlar. Hani bugün öyle biliyoruz ya asılı duruyor yani. Ne demek? İçinde böyle denizaltı gibi yürüyor. Kenna sanki bunlar yani bunlar dediği yeni hikmet. Münkiratun li vücudis semai. Neredeyse göklerin varlığını inkar edecekler. Bu ikisi de problem. İşte Bediüzzaman cevap verecek.
فَكَمَا اَفْرَتَتْ اِحْتَاهُمَا فَرَّتَتْ الْاُخْرَى Biri ifrat ettiği gibi diğeri de tefrit ediyor. Biri aşırı gidiyor, biri de aşırı geri kalıyor. وَاَمَّ الشَّرِيَعَةُ فَحَاكِمَةٌ بِأَنَّ Şeriat ise şuna karar veriyor. اَنَّ السَّانِعَ جَلَّ جَلَالُهُ Yüce Allah ve kainatın sanatkarı olan Rabbimiz خَلَكَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ Yedi göğü yaratmış وَجَعَلَ النُّجُومَ فِيهَا ve yıldızları da o göklerin içinde kılmış. كَسِّمَاكِ تَسْبَحُ Tıpkı yüzen balıklar gibi. Bak görüyorsun değil mi şeriatı? وَالْحَد۪يس يَدُلُّ عَلَى Hadis de gösteriyor ki, hadis-i şerif bu. İmam Ahmed İbni Hanbel naklediyor. اَنَّ السَّمَاءَ سَمَا مَوْجُنْ مَكْفُوفٌ Bu da çok enteresan. Mevcun mekfufun demek şu demek. Yani sema tıpkı dalgalandıktan sonra köpük bağlamış bir dalgadır. Dalgalandıktan sonra köpük bağlamış. İşte o köpüklerin içinde öyle diyor hadis-i şerif. Tam işte ya. Evet, Tirmizi'yi nakliyorsun. He? Tamam. Burada şey İmam Ahmed Tirmizi başkalarında da var yani. Manidar dalgalandıkta yani iyice yani köpük bağlamış dalgalara benziyor. Peki meselenin aslı nedir? İşte Bediüzzaman. Bu Bediüzzaman'ın izahı çoğu tefsirlerde yok. Ne yeni ne eski. Ve tahkiku hadal mezhebil hak fi sidd mukaddimat. Yani bu ehli sünnetin ve şeriatın görüşünü tahkik etmek, araştırmak altı mukaddime halinde olacak. El-Ula birincisi innehu kaddebete fennen ve hikmeten. Hem hikmet, felsefe hem de müsbet ilimlerle sabit olmuş ki ennel feda'el vesi'a bak şu geniş feza memlu'un minel esir. Esir denilen bir maddeyle doludur. Bir defa bunu kimse inkar etmiyor. Bugün kendi kafasız olan bazıları esir maddesini inkar ediyor. Ama Bediüzzaman esir maddesini ispat edecek bir risalesi var. Yani lemalarda bunu ispat ediyor. Esir madde. Esir yani ne? Çünkü hava da diyemezsin. Yani bir madde. O siyah yapan madde. Hı? Siyah olmasını kastediyorsun. Yok siyah değil canım. Bütün semavatta yani bu. Boşlukta boş değil. Çünkü oradan bize ışık geliyor. Eğer boş olsa ışık gelmez. O zaman bir madde var. O madde esir maddesi. Bakayım esir maddesini burada açıklamış mıyım? Çok enteresan. Dur. Esir maddesi. İnşallah vardır. Benim yüzümü mahcup etmez bu kamus. Gerçi kamus kelama girmiyor. Dolayısıyla yani yüzümü mahcup etse de ayıp değil yani. Çünkü kelam yok. Niye gülüyorsun? Ben şey, ha bak varmış görüyor musun? Esir, eskiden uzayı doldurduğu, yıldız ve felekleri oluşturduğu sanılan havadan hafif, saydam ve esnek madde. Tamam? Şeymiş yani nedir? Yunanca'dan gelmiş. Burası çok enteresan. Hulasa bunu kabul ediyor yani. Anlatabildim mi? Bu. Tabii. Böyle. Tarifi bu. Şimdi birincisi bu. İkinci mukaddime ve saniyetu. İnne rabıtate kavaninil ecramil ulviyeti. Yani gök cisimlerinin, biz buna yüce cisimler de diyoruz, gök cisimleri de diyoruz. Gök cisimlerinin birbiriyle bağlanma kaideleri. Yani ne demek? Birbirini bağlayan kanunlar. Tamam? Kanunlar birbirini bağlıyor da yoksa yani çekme kanunu, itme kanunu vesaire. وَنَاشِرَ قُوَى اَمْسَالِ الضِّيَاءِ وَالْحَرَارَةِ Bak. وَنَاقِلَهَا Işık gibi, sıcaklık gibi, anlatabildim mi? Şeyleri, yani kuvvetleri yayan, çevreye götüren ve nakleden nedir bu? مَدَّتُنْ مَوْجُودَتُنْ فِي الْفَضَى Fezada dolu bir maddedir bu. Mevcut bir maddedir. مَلِيَةٌ لَهُ Anlatabildim? Bunu dolduruyor. Böyle bir madde var yani. Yoksa ışık gelmez.
Güneşin ışığı gelmez. Sıcağı da gelmez. Çünkü biliyorsun sırf boş olan havada bir şey gelmez. Işığı taşıyan havadır burada. Ya tabii ya. Yoksa boşta kesilir. Çok enteresan. İspat ediyor yani şeriatın nazariyesini ispat için, daha doğrusu hakikatını. Ve saliset üçüncüsü, inne maddetel esiri, esir maddesi, ma bekaiha esiren, esir olarak kalmasına rağmen, leha bunun, kesairil mevaddi, başka maddeler gibi, teşekkülâ tüm muhtelifetün, farklı şekil almış türleri de vardır. Tamam, esir olarak kalır ama, ve tenevvuatun mütegayiratun, veya birbirinden değişik türleri de vardır. Mesela keteşekkülil buhari, esir maddesi buhara dönüşebilir. Veya vel ma'i suya, vel cemedi donmuş bir şeye. Mümkün. Suda da var bu. Ve rabiatü dördüncüsü, innehu şu, lev üm'inen nazaru fil ecramil ulviyye, gök cisimlerine dikkatle bakılırsa, akılla, düşünülerek bakılırsa, yura fi tebakatiha tehalüfün, bu gök cisimlerinin tabakaları arasında birbirinden farklılık görülür. Ne demek? Ayın yüzeyi farklı, merihin yüzeyi farklı, tabakaları da farklı, yerleri de farklı. Ela tera, görmez misin? Enne nehres semai, semai el müsemma bi kehkeşan, saman yolu diye adlandırılan gök nehri, sema nehri diyelim buna. Anladın değil mi? Nasıl güzel tespit ediyor değil mi? Nehir gibi akıyor çünkü. Saman yolu. Gök nehri el mer'iyye fi sureti lathatin sehabiyetin. Burada çok manidar bir şey. Bu lutaha. Ne? Benden lutaha yazdı. Lutaha mı diyor? Lutkatin sehabiyetin. Burada manidar. Yani bir bulutlu küme şeklinde görülen. Lutha karışık demek normalde. Tamam? Yani küme şeklinde görülen, saman yolu denilen sema nehri, innemâ huve melâyîne nücûmin, milyonlarca yıldızlardan ibarettir bunlar. Ehazet fil inikadi, oluşurken esirde böyle oluşmuş. Öyle değil mi? Bura manidar bir şey. Ya yani oturmuş yerleri yani bunlar yıldızların. Fesuretul esir elleti ten'akidu tilke nücumu fiha. İçinde yıldızların yerleştiği bu esirin şekli, bak bak, tuhalifu tabakate sevabiti elbetteten, mutlaka sabit olan yıldızlar tabakasından farklı olabilir. Bir gezegenler var, bir de sabit yıldızlar var. Vahiye eydan, bunlar da yani sabit yıldızlarda tuhalifu tabakatil mandumeti şemsiyeti bil hadsi sadık, kesin hads ile, kesin bilgiyle sabit ki güneş sisteminin tabakalarından farklıdır o sabit yıldızların durumu da. Ve hakeza ile seb'i mandumat. Böylece yedi sisteme kadar gidebilirsin. Bu sistemden biri diyor. Tabii. Yani ileride söyleyecek bunu. Neticeyi bağlayacak. Önce meseleye akla kapı açıyor. Anladın değil mi? Şimdi Cenab-ı Hak dese ki yedi tane samanyolu sistemi var. Yanlış mı haşa? Bilmiyoruz ki evvela. Şimdi açıklayacak neticeyi. Vel hamisetü beşinsi. İnnehu kastebete hadsen ve istikran. Hem kesin araştırma hem de kesin bilgiyle sabit ki ennehu izâ vekaat teşkilu, bir şey oluştuğunda ve tanzimü, düzenleme yapıldığında ve tesviyetü fî maddetin, bir madde oluştuğunda, düzenlendiğinde ve tesviye edildiğinde tetevelledü minhâ tabakatül muhtelifetün, o maddeden farklı maddeler doğabilir. Öyle değil mi? Şimdi bir madeni, öyle değil mi? Sen işle, farklı maddeler doğar. Altın doğar, bakır doğar, bilmem ne doğar. Kel madeni, öyle bir maden gibi ki örnek veriyor. Yetevelledü minhür ramadu, kül çıkar. Vel fehmü, kömür çıkar. Vel elmasu, elmas da çıkar.
Ve kennari, tıpkı ateş ki tetemeyyezu, değil mi? Farklı mize imtiyazlar, özellikler kazanabilir bir ateş. Nasıl? Cemran. Cemr mi sende nasıl? Alev demek cemran. Ve leheben ve kor. Ve duhanen ve duman. Bir ateş bu üç hale gelebilir. Ve ke mezcin mezci muvellidil ma'i ma'a muvellidil humudati. Ve mesela oksijenle şey gibi, hidrojen gibi, müvellidül ma, suyu doğuran şey, yani oksijen. Müvellidül humuda da ekşiliği doğuran şey, yani hidrojen. Hidrojenle oksijenin birleşmesi de yeteşekkelü minhu, bundan çıkabilir. Ma ünsü çıkar ve cemedün, değil mi? Aynı zamanda buz çıkar ve buharun, buhar çıkar. Yani hulasa bir madde farklı şekiller doğurabilir oluşumunda vesairede. Bunu ispat etti. Bunlar mukaddimeler. Yoksa anlatamaz şeriatın kanaatini. Şimdi ve sonuncu mukaddime. Bura önemli. Ve sadisetü, altıncısı, inne hadil emarat, bu saydığımız işaretler tedüllü ala teaddüdis semavat. Kimse inkar edemez ki semaların birden fazla olduğunu gösteriyor bunlar. İster sistem de onlara, ister sema de, ne dersen de. Yani semavat birden fazla. Ve şari'us sadiku, doğruyu söyleyen ve şeriatı koyan Allah ve tabii ki onu izah eden Resulullah kale, demiş ki yesebatun. Kime inanacağız? Zaten onları yaratan Allah. Buyurmuş ki yedidir demiş. Biz de hoş ölçerek biçerek dokuz olduğunu görmedik. Ve fehiye sebatun. O zaman bu yedidir. Ama şu şekilde. Bak. Ala enne seba yedi. Ve seb'ine yetmiş. Ve seb'amiyeti. Yani 700. Fi esalibil arabi limanel kesreti. Arapların üsluplarında bu kelimeler çokluk ifade eder. Tam ben soracağım. Ya. Allah'ın değil mi? Kim bilir kaç tane güneş sistemi var kainatta. Mecaz olarak da 7 kullanmış ya, olabilir. Olabilir diyor. Ama o ki Allah 7 demiş, bitti. Anlatabildim mi? Evvela hakikat manasını kabul ederiz. Demek ki 7 sistem var. Veya ondan sonra deriz çokluk içinde olabilir. Velhasıl harika bir cümle, değil mi? Burayı okuyacağız kardeş, değil mi? Bitirelim bu 3. maddeyi. İnne sani'a celle celaluhu, yüce Allah ve kainatın sanatkarı, halaka min maddetil esiri, esir maddesinden yaratmış, seb'a semavatin, 7 semavat. Fesevvaha, onu tanzim etmiş, ve nazzamaha, düzenlemiş, binizamin acibin dakikin, çok ince ve şaşılacak bir nizamla. Ve zera'a fiha en-nucum, bu maddenin içinde yıldızları ekin eker gibi ekmiş. Tabire bak. Esir maddesi sanki tarla. Ve halefe beyne tabakat ya. Onların tabakaları arasında da farklılık yaratmış. Eğer bu mecburen okunacak. İ'lem, iyi bilesin ki enneke sen idâ tefekkerte, düşünürsen fi vus'ati hitabatil Kur'ani ve ma'ani, Kur'an'ın hitaplarının genişliğinde, manalarının çok daha geniş olmasını düşünürsen ve mura'atihi, ve Kur'an'ın riayet ettiğini düşünürsen. Neye? Li efhami ammeti tabakat. Bütün insanlardaki umum tabakaların anlayışlarına riayet ettiğini. Herkese göre hitap ettiğini. Tamam değil mi? Min ednel avan. Yani okuma yazma bilmeyenlerin en aşağı seviyesinden. İla ehassil havas. En büyük alimlere kadar. O zaman tera göreceksin. Emren aciben, çok şaşılacak bir mana göre, durum göreceksin. Mesela minennas, insanlardan bir kısmı var ki men yefhemu seb'a semavatin, 7 semavat kelimesinden şunu anlıyor. Tabakatil hevain nesimiyeti. Şu bizi havalandıran güzel havanın tabakalarını anlayabilirsin. Semaya çıkan dünyanın üzerinde. Yani dünyanın üzerindeki
Nitekim aya çıkıncaya kadar kaç tabak içiyorlar. Bunu anlayabiliriz. Zararı yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim coğrafya kitabı gibi tarif etmemiş ki illa şu illa bu. Ve minhu insanlardan bir kısmı da yani men yefhemu şunu anlar. Minhu bu seb'i semavattan, yedi semavattan el kürratin nesimiyyete el muhitata bi ardina hadihi. Allah Allah. Bu yer küremizi kuşatan, anlatabildim mi? Ve bu güzel havaya da sahip olan küreler. Yani ve ahvatiha ve kardeşleri. Hani var ya yedi tane yeryüzü gibi, öyle değil mi? Küre olur. Zevati zevil hayat. Hayat sahiplerinin içinde yaşadığı hayat bulunan yedi tane küre anlarsın. Belki o da vardır. Yeni yeni hani araştırıyorlar ya Merih'te var mı bilmem nerede var mı diye. Olabilir. Başı canlı. Ha, biri böyle de anlayabilir. Yani yedi tane anlatabildim bu. وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْهَمُ مِنْهُ Bir kısmı da şunu anlayabilir. اَسْسَيَّارَاتِ السَّبْعِ الْمَرْئِيَّةِ لِلْجُمْهُرِ Herkesin tarafından görülen yedi gezegen yıldızı anlayabilir. Ne zararı var? Hey! وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْهَمُ مِنْهُ Bir kısmı da yedi semavattan şunu anlar. طَبَقَاتِ sebati esiriyetin fil manzumeti şemsiyeti. Güneş sisteminde yedi tane esir maddesinin tabakaları olduğunu anlar. Bu da ayrı. Farklı tabakalar. Şimdi ve minhum men yefhamu minhu bir kısmı da şunu anlar. Seb'a manzumatin şemsiyetin yedi tane güneş sistemi olduğunu anlar. Ne zararı var? Ulaha mandumetu şemsine adihi. Bunlardan birincisi de bizim güneş sistemimiz. Ne zararı var böyle anlamakta? Buradan güneşe kadar bir yedi tane daha. Hayır buradan değil. Ayrıca güneş sisteminden ayrı yedi tane daha güneş sistemi. Ve minhum men yefhemu minhu. Bir kısmı da insanların şöyle anlayabilir. İnkisamel esiri fit teşekkülü. Esir maddesi oluşurken hani dedi ya bir ateş bile oluştuğunda buhar olur, su olur vesaire vesaire. Şimdi esir maddesi oluşurken et teşekküle ila tabakati seb'atin kema merre anifen. Biraz önce geçtiği gibi yedi ayrı tabakaya esir maddesinin oluştuğunu anlar. Farklı farklı şeyler. Ve minhum men yara. Allah Allah. Bir kısmı da bak. Cemi'a ma yura mimma züyyine bimesabihi şumusi ve nücumi sevabiti semaen vahideten bunlardan bir kısmı da görür ki bütün güneş ve yıldız sabit yıldız lambaları bak güneş lambaları ve sabit yıldızları hep ki semamızı süslüyor bunları tek sema kabul eder böyle de düşünebilirsin. Ama hiye es-sema'u dünya. Bu dünya semasıdır. Ve fevkaha sittü semavatin ukhara la tura. Onun üstünde de yedi tane görülmeyen. Altı. Yo üstünde. Yedi tane, altı tane özür dilerim. Ben alt anladım da onun için. Başka sema dünyası gibi olabilir. Gidip gezip de yok görmedik diyecek halimiz yok. Ve minhum men yara. Men la yara. Bak. Bir kısmı da görmez. İnhisara seb'i semavatin fi alemi şehadeti fakat. Bu daire bir alem. Der ki bu yedi semavat sadece gözümüzle görüp duyularımızla anlayabildiğimiz alemi şehadete hasredilmez. Bel yetasavvaruha bu yedi semavatı tasavvur eder. Fi tabakatil hilketi fil evalimi dünyeviyeti vel uhreviyeti vel gaybiyeti. Gaybi, uhrevi, dünyevi alemlerin yaratılış tabakalarında da bunu düşünür. Sırf sema bize ait değil. Ahirette de semalar olur. Semavat olur. Feküllün bu saydıklarımızın her biri yestefidu bi kadri isti'dadihi min feydil Kur'an. Kur'an'ın feyzinden kabiliyetine göre istifade eder. Ve ye'huzu hissetehu min maideti. Kur'an'ın sofrasından payını alır. Feyeştemilu ala külli hadil mefahim. Bu seb'ü semavat kelimesi
bütün bu anlaşılanların hepsini kapsar. Hepsi doğru. Ya, tabii olabilir. Kimse hayır diyemez yani buna. Bildim. Evet. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El-Fatiha. Çok tatlı ya. Çok tatlı. Çok. Gördün mü Bedir?